Merhaba arkadaşlar. Bu projeler Aydın, Didim, Akyeni, Köy, Tepede. iki tane proje çizdik. Kendi projemiz organik. Bir yerde alıntı değil. Mimarlarımız, mühendislerimiz üstünde iki ay çalıştılar. Bu projeleri yarattılar. Biz de fikirlerimizi beyan ettik. Bu okumuşlar, onlar da okuduklarını böyle projeye döktüler. Evet bu projeler 700 metrekare arsa içinde yapılacak arkadaşlar. Bu da 700 metrekare ar arsa içinde. Diğer bir tane iki katlı olan da 700 metrekare arsa içinde böyle projelendi. Bunlar Didim merkeze 12 kilometre, Akbukya'da 6 kilometre yakınlıktadır. Arsaları büyük. Ee, Didim'de artık arsa kalmadı. Bu projeleri Didim'de yapsanız da yapamazsınız ki arsa yok. Buranın imarı da 15-30 alt katına %15 üst katına da %15. Fakat tek katlı yaptığın zaman %20 oluyor. Üst katı yapmadığın zaman o da bu bungalov mu veya tek katlı ev mi deriz? %20, 700 metrekarenin %20'sini alt kata yapıyoruz. Bu iki katlı olanın da %15'ini alt kata, %15'ini üst kata. Hani imarda öyle bir değişiklik var. Diyor ki madem sen tek katlı yapıyorsun ya hani %15 yapman lazımdı. Sen %20 yap diyor. Hani diğer katı yapmadığın için. İşte bu projelerimizde böyle arkadaşlar. Bunlar da biz herhangi biriyle anlaştığımız zaman 8 ay içinde yapıp teslim edeceğiz. Bölgede bütün arsalar eşittir metrekareleri. Bazılar tepede bazıları daha basık yerde. Hani şimdi çok orada uçuk arsalar da var. Bu defa öyle olduğu zaman bu fiyatlar da biraz yükselecek. Şimdi standart orada işte bunlar 300 bin TL'lik ya da 400 bin TL'lik e, arsalar için öyle hani bu fiyatları e, sunuyoruz şimdi. Bu fiyatlar nedir peki? E, tek katlı ev için 1350 efendime söyleyeyim iki katlı ev için 1550 biz de şimdi bu projeleri biraz uygun tuttuk dedik ki hani bir böyle yapalım. Bu projelerde hani size biz o güveni verdiysek gelir bakarsınız nasipse olur. Yani şimdi ille satacağım adım tüccar olsun mantığıyla da iş yapmamak lazım. Yani şimdi mü mü şey müşteri her zaman haklıdır. Amenna tamam. Ama şimdi ille para kazanayım derken pehlivanlık yapıp da yarı yolda yorulan insanlar çok görüyoruz. Dolayısıyla e, yani bize güvenen e, yani sözü özü bir olan insanlarla bu yola girilir da ortada at yok, meydan yok. Burada zaten insanların hepsi bu projeleri of planda yapıyor, kişiye özel yapıyor. Burada bitirip anahtarı üstüne verip satan yok. Herkes bu bölgede projeden yapıyor. Yapanlar hepsi de tertemiz insanlardır. Bizde fazlalıkları var, eksikleri yok. Ben böyle diyorum. Çünkü yani insan iyi olursa herkes iyidir. O arkadaşlar da valla ben kötü olanı görmedim. Orada inşaat yapanlar. Evet hepsi de iyi. Dolayısıyla biz de orada dedik hani bir tane tek katlı bir tane de iki katlı 700 metrekare arsa içinde bu mühendisimize söyledik sağ olsun. Onlar da yaptı. Mühendis de zaten benim yeğenim. Dolayısıyla projeler de benim hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum çözünürlüğü de bu kadar. Bu drone görüntüleri de daha önce çekmiştim. Bu projeler gelince ekledim, diktim birbirine. Ondan sonra size sunuyorum. Sizin paşa gönlünüz, hayalinizdeki evler bunlar olsun. Ben de üstüme düşeni yaparım. Buyurun gelin oturalım, çay kahve içelim. Bu projeler bu evlerden ister tek katlı ister iki katlı evlerden bir tanesini size veririm dedim de daha geçmişte ev almış olanlar daire aldım işte keşke büyük ev alsaydım diyen arkadaşlar olursa hani ısınmak lazım o o şey o ticari e, elektriği almak lazım bazısı verse de hani çekinirsin yani bazıları gerçek insanı uğraştırıyor o vesileyle hani işte evim küçük buraya taşın derseniz Belki İngilizler diyor part exchange yani takas. Biz de takas yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bunlar işte dediğim gibi tek katlı ev 1350 diğeri 1550. Bir bunlar biriyle anlaşırsak e, 8 ay içinde teslim ediyoruz. Kar, boran, fırtına, Allah muhafaza deprem olmasa, doğal afet olmasa zaten hani öyle anlaşma olursa onlar da içinde yazılıyor. Başka da şey yok yani 8 ay içinde bitiririz gaybi de Allah bilir. şu anda bunu hayal ediyoruz. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. E, kişiye özel yapılır. Ondan sonra mutfak renkleriymiş, o yer taşlarıymış. E, onlar onlarda showroom'da beğenilir. E, dedim standartların üstünde e, işte her şey çok lüks olacak. ...efendime söyleyeyim bunu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım. Öyle de olmaz yani standartlar neyse orada o vardır. Lüksün sonu yok. Bazen böyle çok lüks gidersin. Olmaz yani işte hani ne olacak? Vitradır en çok o şeyler. Çeşmeler işte kapılar panel kapıdır. Bu penler var, yer taşları var. Standartı neyse boyalar var. Mesela boya önemli, önemlidir en önemli olan da bana göre elektrik kablosu. Bunu bizim insanımız çok bilmiyor. Su borusu. Bakın bunlar çok önemlidir. Bir evde elektrik kabloları çok çok en önemli odur. Elektrik kabloları. Aydem takip ediyor gerçi ama içerileri ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Su borusu. Yani adam koca ev yapıyor. Çok süper yapıyor. Arkadaş sıvan altında nasıl bir su borusu kullanmış. Abi yarın bir gün patlar mı ne olur su boruları, o ufak çeşmeler, o elektrik gözle görülmeyen birçok şey var. Zaten deprem yönetmenliğine uygundur. Siz de deprem yönetmenliğine uygun. Zaten olmasa yapamazsınız. Yapı denetimler var. Çevre şehircilik müdahil oluyor. Kaldık ki hani bizimkileri inandırmak zor. Bazen diyor ki ya gerçekten Türkiye'de şu anda inşallah hep böyle gider deprem yönetmenliğine çok güzel uyuluyor. Bizimkiler de uyuluyor. Yani çünkü ikide bir deprem oluyor. Bizim insanlarımız o uyanmış artık. Yani 99 depreminden sonra e, cidden ülkede bir reform yapıldı. Bizim o İzmir'deki depremde işte geçen yıl Elazığ'da onlar çok eskiydi o yapılar. Çok çok eskiydi. Zaten deprem ülkesiz katta zaten bir katta artık zaten Allah'ın şiddeti olursa hiçbir şey dayanmaz. Ne hiç dün deprem ne olacak ki zaten yıkılır gider. Ama yani şimdi Japonlar işte deprem kaç oluyor nasıl dayanıyorlar. Neyse konuyu saptırmayayım arkadaşlar. Ben bu işi iyi yapıyorum. Buyurun gelin bir çay kahve içelim. Bir şey mı yapalım. Oturalım. Edelim. Ee, mühendis de size eşlik eder o zaman. İş somutlaşırsa, olgunlaşırsa. Ondan sonra bu işin çok pazarlı mazarlı yok. Sembolik bir şey olur. Bunu da söyleyeyim iş olsun diye her şeyi yaparız. Şaban'ın bir filmi vardı ya diyor peygamber de yaparız yaparız diyor. Bizim işimiz bu zaten uygun tutmuşum ben. Hani bize inanan ben bu işi bu arkadaşlar yapar ben beni mah ne yapmazlar mağdur etmezler diyen arkadaşlar bize güvenen gelir otur konuşuruz ederiz. Yeşiltepe'de Burası. İşte dediğim gibi dedim merkeze, 12 kilometre Alpuk merkezi 6 kilometre aracınız yoksa burada e, işte o kurumsal marketler yok. Orada normal marketler var, ekmekler, sigaralar, şunlar bunlar var. Ama buraya aracınız olması lazım. Vay be ne güzel bir ev. Valla ışıklar da çok güzel. Perdeler de takıldı mı düşünün işte. Valla ana. Düğün salonu bile olur. Arkadaşlar bu ev vallahi çok hoşuma gitti. Bunu ben bu sistemi istedim. Bu bu projeyi ben böyle yap dedim. Bak dışına da böyle hani bankalarda falan oluyor ya böyle demir neydi onun ismi onu yapacağız. İşte ev bu arkadaşlar havuz da bu. Bence çok mükemmel bir ev. Ben bu yapılırsa artık herkes bunlar yapar diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu da iki katlı ev. Bak gölgelikler falan yapıyor. Hem aksesuar olmuş hem gölgelik. Bak güneşten o şeyler var tırtırlı şeyler. Bakın burada yine hem aksesuar hem gölgelik. Hem rüzgar kesici. Bu da bir 1550. işte bunlardan hangisini artık? Logomu da değiştirdim. Bunlar projeler bir yerde alıntı malıntı değil. Birçoğu hatta bazı bazen yani lütfen beni bağışlasın. Bazıları gidip bu dışarıdaki adamlardan kopya çekip yapıyorlar. O yüzden bizimki organik çünkü ben başkasının malını falan şey gidip indirip düzeltip buraya koymuyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler. Hoşça kalın. İnşallah bu projeler sizin olur. İyi günler diliyorum.